Evet sevgili arkadaşlar, bir izolasyon problemiyle ilgili çağırdılar. Şimdi onun için yola çıkıyorum. Tavanlarda arkadaşlar, son katlarda özellikle banyo ve oda işlerinde üzerinizde çatı varsa da oluyor. Çatı yoksa daha da kötü oluyor. Tavanlarda arkadaşlar kararma problemi çıkıyor. Bunu kesmenin arkadaşlar en önemli yolu alttan tavana mantolama yaparak ısı geçişini engellemek. Yukarıdaki soğuk havayla arkadaşlar evin içindeki kaloriferden metabolitte oluşan sıcak havanın arkadaşlar çarpışmasını engelleyerek araya bir ısı bariyeri oluşturmak ve bu sayede arkadaşlar tavandaki kararmanın önüne geçmekle yalıtım sağlamış olur. Evet, piyasada termal boyalar da var. Arkadaşlar bunu engellemek için çıkartılmış. Bunlar da fabrikalar metrekarede 1 kilo uygulanırsa kararmayı ve ısı yalıtım problemini ortadan kaldırır diyorlar. Ama metrekarede 1 kilo uygulamak için en az 5-6 kez bu boyayı sürmek lazım. Bakın bize 40'a varan arkadaşlar bir ısı yalıtım sağlıyor. Mantolamada ise 155'e varan arkadaşlar ısı yalıtım faydası var. Benim kanaatimce 155'lik 150 üzeri arkadaşlar ısı yalıtımı gerekli, elzem. Gerekli ısı yalıtımının sağlanmış olması için. Evet, termoboyalar arkadaşlar belli oranda fayda sağlıyor. Ama mantolama 155'e varan ısı yalıtım faydası arkadaşlar bir adım öne geçiyor. Dileyenler mantolamasını yapıp üzerine daha da verim artırmak için termal boya sürebilir. Son katlarda özellikle. Arkadaşlar bakalım nasıl yapacağız, neler yapacağız, ne kadar ev sahibine faydamız olacak arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada çalışmamı arkadaşlar XPS straporla yapacağım. Piyasada farklı renklerde XPS straporlar var. Bunların renklerine takılmayın. Yeşil, kırmızı, pembe, mavi renklerde olabilir. Ben 3 santimlik geçmeli XPS strapor kullanacağım. Önemli arkadaşlar burada dansite yoğunluk önemlidir. 24 dansite ve üzeri yoğunluklu straporlar makbuldür, iyidir. 28-30 dansite straporlar daha da iyidir sertlik anlamında. Bir de piyasada bildiğiniz karbon straporlar vardır gri renkte. Onlar da EPS strapor deniyor arkadaşlar. Dileğe bağlı. İsteyen onların da 4 santimlik bir üzeri 5 santimlik strapor kullanabilir. Yaklaşık onların da ısı yalıtım arkadaşlar oranı, fayda oranı XPS'de aynıdır. Ama ben burada XPS strapor kullanacağım. Umarım ev sahibinin problemi çözülür. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Malzememiz arkadaşlar 4. kata çıkartıyoruz. Yapacağımız yer 4. katta. Evet arkadaşlar, yapacağımız yer burası son kat olması hesabıyla tavanlarda küflenme ve kararma oluşmuş. Bu arkadaşlar temizlenmiş hali. Bir gün önce geldiğimde daha pis haldeydi, simsiyahtı. Çamaşır suyuyla arkadaşlar daha önceki videolarımızdan söylemiştim. Çamaşır suyu ile fısfıs yöntemiyle veyahut da sürerek sildiğimiz arkadaşlar büyük oranda çamaşır suyu bu kararmayı temizliyor. Evet, çalışmamıza önce arkadaşlar bir asma yöntemiyle kabaran sıvıları, kabaran boya parçalarını temizleyerek başlıyoruz. Son kat çalışmada arkadaşlar mantolama yaparken muhakkak zeminin, tavan zemininin tutunmaya müsait olması lazım. Tavanda esnek parçalar, oynayacak parçalar varsa bunlar sıkıntı oluşturur. Arkadaşlar geçelim yapıştırmamıza. Mantolama yapıştırma aracıyla arkadaşlar yapıştırıyoruz. Ben gördüğünüz üzere XPS straforumun üzerine komple arkadaşlar yapıştırma aracını sürüyorum. O şekilde uygulamamı yapıyorum. Bu XPS strafor arkadaşlar geçmeli, tırnaklı. Aralardan ısı geçişi olmuyor. 3 santimlik kalınlıkta arkadaşlar malzemeler. Metre yardımıyla ölçerek malzemelerimizi döşüyoruz. Yan yana bitişik nizam ve tırnaklı olduğu için de ısı geçişi arkadaşlar olmuyor. Bu şekilde arkadaşlar malınızla mantolama yapıştırma aracını komple straporunuzun arkasına sürebilirsiniz. İmkanınız varsa ve malzemeniz varsa tarak mala ile taraklayarak dişler, kanallar oluşturabilirsiniz. Daha da güzel tavana yapışacaktır malzemeniz.
Arkadaşlar yaklaşık 25 kiloluk mantoluma yapıştırma harcı 7-8 metrekare yer yapıştırabilir. Yaklaşık 8 metreleri rahat rahat yapıştırabilirsiniz. Bir paket 25 kiloluk mantoluma yapıştırma harcıyla. Burada benim gibi tırnaklı istavu kullanıyorsunuz. X-Press. Yandan tırnaklı, dört bir tarafından. Dişi ve erkek taraflıları bunlar. Birbirine biner tırnakları. Dolayısıyla aralardan ısı geçişi de olmaz. Mantolumuz arkadaşlar bitti. Burada üç bölümünü yaptığım yer. Banyo, tuvalet ve giriş kısmı, lavabo kısmı. Dübelleme işlemimiz arkadaşlar. Metrekareye 4 veya 5 tane atabilirsiniz. 10 santimlik, 10'luk dediğimiz hilti ucuyla direklerimizi açıyoruz. Bu dübellerimiz arkadaşlar 10 santim gelen plastik dübellerdir. Bunlarla dübelleme işlemimizi yapıyoruz. Kulaşımda arkadaşlar geçtiğimizde sıfa harfıyla telefonumuzu yapacağız. Bazı markaların ikisi bir arada malzemeleri vardır. Hem yapıştırma hem sıvama yarar. Ben burada iki ayrı malzeme kullandım. Sıvı malzemesinde arkadaşlar elyaf biraz daha fazladır. Burada aynı şekilde bir torba malzeme arkadaşlar 8 metrekare yeri yaklaşık sıvamaya yetiyor. Önce malzememizi tavana tatbik ederiz. Çelik malımızla. Sonra üzerine arkadaşlar göreceğiniz üzere file yapıştırma işlemini yapacağız. Bazı arkadaşlar soruyorlar Özgür Usta malzemelerin suyla karışım oranı nedir diye. Arkadaşlar bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben burada sizi yanıltmak istemem. Kıvamınızı istediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar sıvımızı çektikten sonra 160 gramlık mantoluma sıva filesi kullanıyoruz. Bu filenin farklı renkleri vardır. Renge takılmayın. Burada 160 gramlık mantoluma sıva filesi kullanıyoruz. Bu stafor aralarındaki birleşim noktalarının kuruduktan sonra çatlak yapmasını arkadaşlar engelliyor. Sürdüğümüz yüzeyin yekpare, tek parça olmasını sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu malzeme elyaf malzemedir, yanmayı da engeller. Bu arada arkadaşlar bir gün geçti. Ertesi gündeyiz. Çalışmanın üzerinden bir gün geçti. Tavan kurudu büyük ölçüde. En azından son kat sıva için hazır. Sesinden duyduğunuz üzere güzel bir ses geliyor. Son kat uygulamada arkadaşlar ben beyaz fayans mantosu kullanacağım. Siz isteğe bağlı olarak mantolunma sıvası kullanabilirsiniz. Tekrar son katta aynı şekilde az evvel bir gün öncesi yaptığımız diyelim mantolunma sıvasını tekrar son kat olarak sürebilirsiniz. Ben burada beyaz fayans mantosu kullanıyorum. Bazı arkadaşlarımız buna beyaz kalekim de diyebilir. Kalekim artık dillerimizde marka oldu. Fayans mantosunda genelde kalekim diyor çoğu arkadaşımız, ustamız. Beyaz fayans mantosu arkadaşlar kullanıyorum. Hem rengi beyaz örtücü. Hem seviyorum ben malzemeyi kullanmayı. Pek çok dekoratif çalışmalarında da bu malzemeyi kullanıyorum. Beyaz olmasa hasebiyle de boyaması kolay. Renk döndürmesi kolay. Rengizden beyaz. Üzerine kuruduktan sonra beyaz tavan boyası vurulduğunda bembeyaz olur. Aynı zamanda arkadaşlar bu malzeme beyaz fayans mantosu, beyaz manto ve bir miktar derz, silikon derz dokusu da içinde var. Dolayısıyla banyolar için ideal bir malzeme aslında. Bu tür nemli, rutubetin ve nemin çok olduğu banyo gibi yerlerde uygulanabilir. Ben burada bu malzemeyi uygulamayı uygun gördüm. Bir kat çektik. Şimdi arkadaşlar kurumaya bakacağız. Biraz kuruduktan sonra yaklaşık bir yarım saat kadar bir kuruma süresine bırakıyoruz. 20 dakika yarım saat. Sonra arkadaşlar süngerleme işlemine geçeceğiz. Bir ara ara kontrol ediyoruz. Evet, şu an belli ölçüde süngerlemeye arkadaşlar geldi. Yaklaşık bir yarım saat geçti. Süngerimizde sıvının toplanmaması lazım arkadaşlar.
toplanıyorsa, daha savunmamız yumuşaksa bekliyoruz biraz daha. Burada süngerleme işlemini arkadaşlar, maksadımız tavandaki balon izlerini kaybetmek. Düzgün bir satı elde etmek boy öncesinde. Dileyen arkadaşlar bu beyaz Fransız mantosu veya da son kat mantolu masa bası çekme işlemini iki kere yapabilirler. Dileyenler. Evet, süngerimizi çektik. Tavan güzel bir hale geldi. Artık kurumaya bırakıyoruz. Ev sahibine arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bu arada hemen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan hemen haberdar olursunuz.